Arkadaşlar merhaba. Bugün sizinle Progressive Web Apps uygulamasını WordPress sitelerde nasıl kullanırız, nasıl kurarız bunu inceleyeceğiz. Progressive Web Apps 2015 yılında Google tarafından duyuruldu. Sitelerinizi mobil bir uygulama kullanmadan da uygulama hissi veren bir yazılım. Bunu tarif etmek gerekirse şu örneği verebilirim. Bir web siteniz var. Kullanıcıları düşünürsek onlar da bir tarayıcı üzerinden giriyor. Web ve Progressive Web Apps yani PWA'yı kurduğunuzda kullanıcı artık sitenizi tarayıcı üzerinden değil sizin ikonunuza tıklayarak direkt browser'a giriş yapıyor. Daha doğrusu aslında browser'dan da çıkıyor iş. Bir uygulamaya giriş yapıyormuş gibi oluyor. Çünkü ikonunuza tıktığınızda sizin logonuzun bulduğu bir açılış ekranı çıkıyor. Daha sonra da ana sayfanıza bağlanıyor ya da yönlendirmek istediğiniz sayfaya bağlanıyor. Progressive Web Apps'te daha neler yapılabiliyor? Kendi renginizi verebiliyorsunuz o browser'a. Üst tarafını kırmızı yapıyorsunuz, yeşil yapıyorsunuz, mavi yapıyorsunuz. Özelleştirebiliyorsunuz web tarayıcısını. Ve kullanıcı bunu hiçbir şekilde web tarayıcısında değilmiş gibi görüyor. Yani o hissetten tamamen çıkıyor. Tamamen bir uygulama kullanıyormuş gibi görüyor. Bu ne avantaj sağlıyor bize? Kullanıcı bunu offline olarak da kullanabiliyor. Ama şurada ufak bir nokta var dikkat edilmesi gereken. Progressive Web Apps'i kurmak için SSL zorunlu. SSL kurulu sitelerde, yani SSL sertifikası olan sitelerde bunu uygulayabiliyoruz. Başarılı bir şekilde uygulanabiliyor. Progressive Web Apps kullanıcılara birçok fayda sağlıyor. Bunların başında bir kullanım kolaylığı, artı herhangi bir Google Play'e girmeden de uygulama, hani bunun için herhangi bir uygulama yüklemeye gerek yok. Sadece bu yazılım kurulduğunda, ziyaretçi sitenizi ziyaret ettiğinizde aşağıda ana sayfayı telefonunuza eklemek ister misiniz gibi bir uyarı çıkıyor. Bunu ekle dediğinde sitere yükleniyor. Aynı bir uygulama varmış gibi gözüküyor. Çok şık bir durum. Çok basit. Herhangi bir yazılım uygulama kurmamıza da gerek kalmıyor böylece. Kullanıcı o ikona tıkladığında da ona özel bir açılış ekranımız oluyor. O ekranda logomuz gözüküyor. Logodan sonra da ana sayfamız geliyor. Progressive Web Apps başka neye yarıyor? Kullanıcıların dönüşüm oranlarını arttırıyor. Uygulama gibi duran ikon kullanıcı çok kolay bir şekilde sitemize bağlanabiliyor. Hızlı bağlanabiliyor. Ayrıca bunun offline kullanma durumu da var. Kullanıcı offline, yani herhangi bir internet bağlantısı yok ama o zamana kadar sitemize o ikona tıklayarak bağlanabiliyor. Ve biz de işte bugün kısaca bunları nasıl yapacağız? Hızlıca bir eklenti kullanarak bunu hızlı bir şekilde yapacağız. Herhangi bir kod kullanmadan. Bunu nasıl kuracağız ve nasıl aktif edeceğiz? Ona bakalım. Arkadaşlar yeniden merhaba. WordPress'te PWA yani Progressive Web Apps'i nasıl kuracağız? İlk önce tabii ki bir eklenti gerekiyor bize. Bu eklenti ben Super Progressive Web Apps eklentisini kurdum. Siz de isterseniz WordPress.org plugin sayfasından ya da temanızın eklentiler bölümünden yeni ekleden de arattırarak eklenti etkinleştirebilirsiniz, kurabilirsiniz. Bu eklentiyi kurduktan sonra, burada zaten istiyorsanız açıklaması var, inceleyebilirsiniz. Eklentiyi kurduktan sonra yapmanız gereken aslında çok basit. Başta Application Name dediği, yani uygulama, aslında uygulama yapmıyoruz ama bir uygulamaymış gibi göstereceği için bunun bir ismi gerekiyor. Benim içerik ürettiğim ve uzun zamandır yazılar hazırladığım bir sitem var. Bu SSL kurulu bir site. O yüzden bunu örnek vermeye seçtim. Çünkü daha önce de söylediğim gibi SSL olmayan sitelerde bu aktif olmuyor. SSL kurulu bir site olması gerekiyor. Ben de benim uzun zamandır kullandığım, içerik ürettiğim ve kurucusu olduğum beygüze.info.com sitesini örnek vermek istedim. Burada gördüğünüz gibi application name, yani uygulamanın ismi diyor. Ben yine sitenin ismini yazdım. Şu kısa isminde de başka isim de kullanabilirsiniz tabii ki. Belki slogan kullanabilirsiniz. Yani burada kısa isim diyor. İstiyorsanız daha da kısaltabilirsiniz ya da. Ben yine aynı ismi kullandım. Buradan ikon seçiyorsunuz. Burada size ölçüsünü vermiş. 192x192 PNG olmalı. JPEG değil. PNG uzantılı bir ikon yapıyorsunuz. Aynı şekilde splash screen dediği, yine açılırken ekranda
gözükmesini istediğiniz şekilde bir görsel hazırlıyorsunuz. Bu ikon hazırlıyorsunuz. 512x512 piksel genişliğinde bu background color. Bu açılış ekranınızın arka planını ifade ediyor. Bu da tema color. Yani girişte anlattığım video, giriş videosunda anlattığım ekranın üst kısmını ben mavi seçmişim. Mavi ton da renkte gösterecek. Start page dediyse yönlendirmek istediğiniz sayfa. Ben ana sayfayı tercih ettim. Burada başka sayfalar da var. Ama ben ana sayfaya yönlendirmesini istedim açıkçası. Ve direkt onu seçtim. Direkt zaten burada da uzantısı böyle çıkıyor. Offline page'i default bıraktım. O yine beni yani şöyle bir şey var. Dediğim gibi bu internet bağlantısı olmasa da kullanıcı giriş yapabilecek sitenize bu uygulama kurulduktan sonra. Bunu istiyorsanız default'ta bırakabilirsiniz. İstiyorsanız başka bir sayfada ya da yönlendirebilirsiniz. Genelde yani bu cache'lediği sayfayı size o kullanıcıya gösterecek. Sonra internet bağlantısı olduğunda sayfa yenilenecek. Burada yatay bir dikey mi gösterecek şeyi var. Bunu ben yine portre modunda bıraktım. Dikey olarak geliyor. Artı bir de buradaki kontroller gösteriyor. Bu bir tane JavaScript dosyası oluşturuyor. Artı Service Worker dediği bir uygulaması var. Bu da kurulu diyor. Bir de SSL var sitenizde diyor. Bu kadar. Save Setting yaptıktan sonra sitenize bu kurulmuş oluyor. Bunu cep telefonunuzda kontrol ederken ben onun ekran videosunu da koyacağım videoya. Göreceksiniz. Her şey bu kadar. Save Settings dediğinizde Progressive Web Apps uygulamamızı kurmuş oluyoruz. Ve hemen de aktif olmuş oluyor. Yani bu konuda kısaca bahsetmemiz gereken konular bunlar. Bir sonraki derste görüşmek üzere diyorum. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi unutmayın. Yeni videolardan da haberdar olmak için de kanalıma abone olmayı da tavsiye ediyorum. Biliyorsunuz YouTube üyelikleri ücretsiz. Abone olmanızı tavsiye ederim. İyi günler diliyorum.